Evet değerli takipçilerim, bugün 1 Şubat 2020 Cumartesi, Kasım'ın Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bugün sizlerle tarihi, değişik, farklı bir mekana gideceğiz. Hadi buyurun. Evet değerli takipçilerim, bugün sizlerle nereye mi geldik? Kastamonu'nun eski bir mahkemesi olan İstiklal Mahkemeleri, zamanında İstiklal Mahkemelerinden birisinin de kurulu bulunduğu olan Mahkeme Altı denilen bölgesinde, Kastamonu'nun şehir içinin merkezinde, Mahkeme Altı bölgesinde taha ahşap tasarım, yani mahkeme kafe olan bölmeye getirdim. Burası 1316 yılında yapılmış. Ancak 1921 yılında İstiklal Mahkemesi'ne çevrilen bir yapı olduğu söyleniliyor. Elimizde pek yasalı kaynak yok. Gelin birlikte gezelim. Buyurun. Arkadaşlarınızla, ailenizle hoş vakit geçirebileceğiniz, hakiki sahle içebileceğiniz bir mekan. Sıcacık şu sobanın eşliğinde. Evet. Burada da böyle bu şekilde Kastamonu'nun tarihi kültürel mirasının önüne ahşap baskı, taş baskının örnekleri var. Bunlardan bu şekilde masa örtüleri, sofra bezleri vesaire yapılmakta. Ayrıca bu şekilde hediyelik eşyalar da burada yapılmakta. Görüyorsunuz kumbaralar. Günümüzün çocuklarının da sevdiği arabalar. Çeşitli uçaklar ve oyuncaklar da mevcut. Ayrıca burada bu şekilde farklı zeka oyunları da sergilenmekte. Müşterilerin diye sunulmakta. Bu kısım atölyede kısmı. Burayı şimdilik göstermiyoruz. Gelin üst kata birlikte çıkalım. Evet, üst katta da hoş, nezih bir yer sizi bekliyor. Tarihi eserler, yani günümüzde tarihiden kastım geçmişte kullanılan, şu anda dekor amaçlı sergilenen çıtırtlar, ahşaptan malzemeler sergilenerek, teşrif edilerek yapılan bir yer. Burada gizlik bir yerde kahvemizi veya sahnemizi yudumlarken vakit geçirebileceğimiz sergilenmekte.
Kaha Ahşap Sanat Tasarım Merkezi'nin sahiplerinden Ömer Bey şimdi bize burada hakkında bilgi verecek. Evet Ömer Bey, merhaba. Merhaba, benim ismim Ömer Fabrikelioğlu. Kayseri'nin doğumlu bir oğlan babasıyım. Bunun ismi de oğlan oğlumuzdan geldi, Adem Tahan Bey'le. 2016 yılında işimle beraber çok merak ettiğimiz ahşap işine girmeye karar verdik. Evet. Bu girişimle beraber bir köyden bozma bir atölyeyle, küçük bir makineyle bu işe başladık. O zamandan bu zamana iki atölye büyüttük. Yani bir defa sanayide bir büyük atölye açtık. Evet. Orada uzun süre çalıştık. Ve Allah nasip etti ki buraya bir sene öncesinde buraya geldik. Evet. Ve burada atölyemizi yerleştirdik. Yaklaşık olarak 7-8 aydır burada hizmet vermekteyiz. Evet. Aynı şekilde mekan 1316 yılında yapılmış. Halen eski bina. Buranın özelliği sözlü kaynaklarda geçtiğine göre 1921 yılında ve onun öncesinde Son Osmanlı Kadı Mahkemesi ve 1920 yılında İslam mahkemelerinin kurulduğu yer olarak biliniyor. Ancak yazılı kaynaklarda bu geçmiyor. Sözlü kaynaklarda insanların dedelerinin burada yargılandığını, bunlarla ilgili elinde belge olduğunu bize beyan ediyorlar. Evet. Ya da burada yaşayan teyzelerimiz, 120 yaşında yaşayan teyzelerimiz bize burada mahkemenin yapıldığını ve insanların Çengeller Meydanı'nda idam edildiğini beyan ediyorlar. Ve bu şekilde buranın mahkeme sonu olarak kullanıldığını biliyoruz. Bunun dışında mekan özelliği, burası önceden hancıların mekanıydı. Yani bu bölgede hancılar bulunuyordu. Evet. İşte çok çeşitli etkinlikler yapılmış. İşte deri tabaklaması yapılmış, işte ticarethane olarak kullanılmış, sağlık deposu olarak kullanılmış, Osmanlı donanmasına yardım için sigara kağıdı üretimi için kullanılmış vesaire için kullanılan bir mekan. Buranın en güzel özelliği insanları kendinin içine çeken bir maneviyat var. Yani insanlar buraya geldikleri doğallığı zaman, değil doğal mi? Böyle bir kendilerini huzurlu hissediyorlar. Biz de zaten mekanımızı çok böyle hani insanların rahat olabileceği bir mekan haline getirmeye çalıştık. Yani yapaylık yok yani. Yapaylık tamamen. Yok. Yani biz burada evet. Abi, abla, kardeş, işte amca, dede yani insanlarla o şekilde muhatap oluyoruz. Geri geliyor buradan geliyorlar, çaylarını kendi alıyorlar. Geri geliyor işte yukarıdan borçlarını kendi getiriyorlar. Evet. Öyle sıcak bir aile ortamı oluşturmaya çalıştık. Ne gibi ikramlar var burada? Biz burada geleneksel ikramlarda bulunuyoruz. İşte kendi el yapımımız, kızcık şerbetimiz var. Evet. Özel Kastamonu Bebek Kahvesi'ni kumda yapıyoruz. Onun dışında dağdan doğal olarak toplanan saleplerle hakiki salep yapıyoruz. İnsi müşterilerimize ikram ediyoruz. Evet, az önce tattık. Onun dışında çayımız var. Afiyet olsun. Yani bu gibi geleneksel içeceklerle insanların burada hoş vakit geçirmelerini, işte hayaller kurmalarını, işte ders çalışmalarını, kitap okumalarını, tarihte zekalı, dolaşmalarını. Yani o şekilde evet. Hani taşların arasında kaybolmalarını istiyoruz. Evet. İşte öğrenciler ders çalışıyorlar, sohbet muhabbet ediyorlar, yeri geliyor zeka oyunları oynuyorlar. Öyle bir mekan oluşturmaya çalıştık çok şükür. Burada görden ben kısaca çekmeye çalıştım ama eşyalarla ilgili yani kendi imalatlarınız mı bunların hepsi de? Şimdi buradan %70'i kendi imalatımız. Evet. Diğer kısımlarda işte Kastamonu abilerimizden aldığımız destekler var. Evet. O şekilde biz burada ürün satışı yapıyoruz. İmalathane de var bildiğim kadarıyla. İmalathanemiz tabii. Şimdi şu gördüğümüz örtünün arkası bizim imalathanemiz. Evet. Biz burada... Müsaitse çekebiliriz. Tabii. Evet. Biz burada ürünlerimizi burada oluşturuyoruz. Evet. Çizimini kendimiz yapıyoruz. Ürünlerimizi kendimiz oluşturuyoruz. Evet. İşte naçizane insanların beğenilerine sunmaya çalışıyoruz. Burada işte kalıp üretimi yapıyoruz. Turan buram ahşap kokuyor. Evet, gelenler burayı da gezebilir. Evet, tabii ki. Tavsiye ederiz. Her zaman, yani her şeye buradaki her yere girip bakabilirler. Her yer açık. İsteyen mutfağa bakmak isteyen bakabilir. Atölyeye evet. Bakmak isteyen bakabilir. Yani bizim öyle bir sınırlamamız yok. Teşekkür ederiz. Gördüğünüz ahşap kalıplarımız var. Evet. Onun üretimini yapıyoruz. Doğal ahşap oyuncaklarımız var. Onların üretimini yapıyoruz. Evet. İşte gördüğünüz lazer kesim ürünlerimiz var. Onlar abilerimiz sağ olsun lazer işi yapan abilerimizden bize gönderiyorlar. Biz evet, yapıyoruz. Bir el birliğiyle. Evet yani birliğiyle. Yukarıda el oyması sandıklar var. Evet. Onlar yine başka abilerimiz sayesinde yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi burada tasarım ürünler yapıyoruz. Masalar, sehpalar,
İşte Doğu Asya Zunu. Onların da satışı mümkün. Tabii tabii, tamam. Satışı hepsinin mümkün. İşte gördüğünüz tablolar vesaire. Bunları biz buraya satışını yapıyoruz. Evet. İnsanların hoş bir vakit geçirmeleri için bir yer hazırlamaya çalıştık. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ağzı sağlık. Sağ olasınız. İşlerinize başarılar, kolaylıklar dileriz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Evet, bugün de çekimimizin sonuna geldik. Bir başka tarihi mekanda ve tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.